Sosyal mesafe nedir? Neden önemlidir? Kalabalıktan uzakta geçirmeye çalıştığımız şu günlerde yepyeni bir tanım gündelik aktivitelerimizi gerçekleştirirken alabileceğimiz önlemler arasına eklendi. Sosyal mesafe. Covid-19 salgınıyla ülkemizde dahil olmak üzere toplam 154 ülke yoğun biçimde mücadele içerisinde. Yayınlanan bir bildirgeyle yoğun kalabalıkların ve insanlar arasındaki mesafenin kısaldığı, kimi alanların kapatılması kararıyla oldukça radikal değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Birçoğumuz evden çalışma sistemine geçerek sosyal mesafeyi benimsemiş olsa da kimi günlük ihtiyaçlar ve raf ömrü uzun gıdaları temin edebilmek için dışarıyla temas halindeyiz. Uzmanlardan gelen önerilere göre fiziksel temasla selamlaşmadan sosyal mesafeyi korumak çok önemli. 1918 yılındaki grip salgını süresince insanlar arasındaki aralıklı mesafeler oluşturarak çevresel bir düzenlemeye gidilmesi virüsün yayılmasını büyük oranda engellemişti. Çoğunlukla halka açık toplanma alanlarını ve okulları aylarca kapatarak insanların arasındaki mesafeyi çizen yasaklamalar virüsün bulaşmasını ve ölümcül sonuçlarını etkin bir şekilde düşürdü. Kulağa seküler hayatın dinamiklerini benimsemiş ve oldukça iç içe yaşayan kimi insanlar için aşırı da gelse uzmanlar tarafından yapılan son duyurulara göre sosyal mesafeyi koruyarak yaşamak salgının ileri boyutlarını önlüyor. Kişisel hijyenin sağlanması ve yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi için antibakteriyel sabunların ya da alkol bazlı ürünlerin bulunmadığı şu günlerde yapılması gerekenler arasında sosyal mesafe elbette başı çekiyor. Covid-19 ağız ve burundaki damlacıkların etrafa saçılması ve bu yüzeyle temas eden kişinin solunum yoluna virüsü taşımasıyla yayılım alanı buluyor. Bu yüzden hasta ya da henüz teşhis konmamış taşıyıcı pozisyondaki kişilerle aradaki mesafeyi en az 4-5 adım veya 1 metre tutarsak virüsten etkilenme olasılığı oldukça düşecektir. Sosyal mesafeyi koruyarak toplum sağlığını koruyabilmek mümkün. Bu basit ancak işlevsel yöntem yaşam kültürümüze kimi açılardan aykırı da dursa gelecek için oldukça önemli. İşte sosyal mesafeyi koruyabilmek için 9 işlevsel öneri. Mümkünse evden çalış ve gerekmedikçe dışarı çıkma. Dışarıda spor yapabilir miyim? Aranızda mesafe olacak şekilde koşu yapmak uygun olabilir ama temas olacak veya grupla yapılacak spor aktivitelerinden kesinlikle kaçının. Köpeğimi dışarıya çıkarabilir miyim? Evet ama kalabalık olmayan saatleri ve ortamları tercih etmeniz iyi olur. Dışarıya çıkmamı gerektiren çok önemli bir görüşmem var. Ne yapmalıyım? Kısa sürmesine, aranızda mesafe bırakmaya, tokalaşmamaya, elinizi yıkamaya ve yüzünüze götürmemeye çok dikkat edin. Evde kalacak şekilde arkadaşlarımla buluşsam olur mu? Hayır. İnsanların o noktaya ulaşması ve etkinlik sırasında hastalığın bulaşma riski artacaktır. Çocuklar beraber oynayacakları alanlara girebilir mi? Hayır. Covid-19 çocuklara çok bir zarar vermese de belirti göstermedikleri zaman aileye bulaştırma riskleri artar. Berber, kuaför gibi hayati önemi olmayan randevularıma gidebilir miyim? Hayır. Sağlığınızla ilgili çok önemli bir durum yoksa bu randevularınızı iptal etmeyi kesinlikle unutmayın. Restoranlara gidebilir miyim? Hayır. Evde yemek yemeyi mümkünse evde yemek yapmayı tercih edin. Dışarıdan yemek söyleyebilir miyim? Mümkünse evde yemek yapmanız daha iyi ama eğer sipariş verirseniz kuryenizden kapıya bırakmasını rica etmeniz ve pakettekileri su ve sabunlu bir bezle silmeniz iyi olur.